itme momentum konusunda hatırlarsanız bir cisminin üzerinde bir kuvvet varsa o kuvvetten dolayı bir itme oluşuyordu zaman içerisinde. Ve dolayısıyla ilk hızla kütlenin çarpımı artı bu oluşan itme son hızla kütlenin çarpımına eşit oluyor. Şimdi sorular çözmüştük bununla ilgili. Şimdi bu dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bakın bir tren var. Trenin lokomotifindeki motor diyelim mesela 30 kilonewtonluk bir kuvvet uygulayarak bunu çekiyor. Ve lokomotifin de ağırlığı 30 tonmuş. Yani şu lokomotifin üstüne yazabiliriz aslında şu 30 ton diye. A, B, C vagonlarının da kütleleri sırasıyla 15 ton, 10 ton ve 8 tonmuş. A, B, C 15 ton, 10 ton ve 8 tonmuş bunlar da. Eğer raydan 30 kilonewtonluk bir kuvvet lokomotif tekerlerini etkiyor ise, yani demek istediği aslında burada bu kuvvetle işte motor bunu çekiyorsa, durağan konumdan 30 saniye sonraya kadar ya da 30 saniye sonrasında trenin hızı ne olur? Yani durağan konumdan başlıyor. 30 saniye sonra hızı ne olacak diye soruyor. Lokomotif ile A vagon arasındaki bağlantıda oluşan kuvvet nedir? Aynı zamanda şurada bir D bağlantısı var. Lokomotifi vagonlara bağlayan. Oradaki kuvvet, tepki kuvveti olacak biliyorsun. Ayırırsak bunu aslında şuradan. Bir tepki kuvveti olur. O tepki kuvvetini soruyor aynı zamanda. İlk önce hızını bulmaya çalışalım. Şimdi böyle sorularda her zaman hani söylüyoruz. Aslında bölüm 12-13 konularını kullanabilirsiniz. Direkt oradan gidebilirsiniz. F eşit ma'dan. Ama F eşit ma'dan giderken ivme bulmanız lazım. Sonra ivmeden hıza geçmeniz lazım. Bu biraz meşakkatli bir süreç olabiliyor. O yüzden öncesinde iş enerji ya da itme momentum konularını düşünebilirsiniz bu tür sorularda. Daha kolaylık olsun diye. Genel olarak hani mühendislik hayatınızda bu tür problemlerle karşılaşırsanız kolay yöntemi kullanabilirsiniz. Derste hangi konuları işliyorsak o konudan çözmeniz daha iyi. Şimdi burada baktığımızda işte bir hız soruyor soru. Bir kuvvet var. O yüzden iş enerjiyle başlamak ya da itme momentumla daha mantıklı. Yani iş enerjide biliyorsunuz 1 bölü 2 mv kare artı yapılan kuvvetin yaptığı iş eşittir. 1 bölü 2 mv 2 kare oluyor. İtme momentumda da mv 1 artı kuvvetin yaptığı itme eşittir. mv 2 oluyor aslında. İkisi de çok benzer. İtme momentum burada biraz daha kolay olabilir. Çünkü zaman vermiş. 30 saniye demiş. İş enerji kullanırsak orada F çarpı X yol lazım. Yolu vermemiş burada. O yüzden itme momentum daha mantıklı gözüküyor burada aslında. Yani şöyle diyebiliriz. Kuvvet vermiş ve zaman vermiş. Kuvvet ve zaman verilmiş. Tik koydum. Ve hız soruyor. Bu aslında en kolay çözebileceğimiz itme momentum. İtme momentum ilkesi baktığımızda. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bizim işte sistemimiz var. Hepsini çizersek şöyle sistem olarak. 3 tane vagon, bir lokomotif var. Bağlı birbirine bunlar. Ve bunlara bir işte şöyle 30 çarpı 10 üzeri 3'lük Newton diyelim. Newton. Kilonewton'dan Newton'a çevirdim. Bir kuvvet uygulanıyor aslında. Buna F kuvveti diyelim şöyle. F eşittir bu. Ve bunun işte yukarıdan kütleleri var. Toplam kütlesini de bulabiliriz aslında. Şu parçaların toplam kütlesi. Toplam M eşittir. 8 artı 10 ton artı 15 ton artı 30 ton. Bir de kilograma çevirirsek bunu tonu 10 üzeri 3 ile çarptığımızda kilograma çevrilir. Buradan toplamda 63 çarpı 10 üzeri 3 kilogramlık bir kütle geliyor. Bu şekilde bir problemimiz var aslında bizim. Başka üzerinde etkiyen kuvvet yok. Sürtünme kuvvetini dahil etmiyoruz. Dolayısıyla itme momentum ilkesini kullanmak istediğimizde bizim şöyle bir formülümüz var aslında. Toplam m v1 artı integral t1'den t2'ye f dt eşittir toplam m v2. Şu şekilde bir formülümüz vardı hatırlıyorsanız. Burada tabii bunda yön de önemli. Hızların yönü sağ tarafa pozitif alalım mesela. Burada baktığımızda işte ilk olarak toplam m 63 çarpı 10 üzeri 3 bulduk. Bunu yazalım. Çarpı v1 dediğimiz durağan halden başlıyor soru. Öyle söylemiş. Şurada. Durağan konumdan diyor. O yüzden 0 v1'imiz artı. Şimdi integrale bakarsak da bizden soru 0 ile 30 saniye arasını istiyor. Ve kuvvetimiz sabit bakın. 30 çarpı 10 üzeri 3 f dediğimiz dt eşittir. Toplam m yine 63 çarpı 10 üzeri 3. Ve bizden aslında sorunu sordu. İşte bu v2. Tabii şurası 0 geldi. Sadece integral kısmı kaldı bakın burada. İntegral kısmında 30 çarpı 10 üzeri 3 dışarı çıkar. Dt t olarak çıkar. O da 30 eksi 0 olur sınırlardan. Eşittir 63 çarpı 10 üzeri 3 v2. Buradan v2'yi çektiğimizde bize sonuç olarak 14,29 metre bölü saniye gelmiş. Bakın bu pozitif geldi buradan. Pozitif demek bizim şu aldığımız yön, sonuçta v2 bu yönde verdik.
buraya yazarken hani bu yön pozitif ve B2'de bir işaret pozitif olarak verdik. Yani bu yönde verdik. Oysa bu da bu yönde demek. Pozitif olduğu için şu şekilde yazabiliriz. Bunu aslında sorunun sorduğu buydu. Bunu belirledik. Sorunun ikinci kısmına bakalım şimdi. Şurada hızı sorduktan sonra A vagonu ile arasındaki bağlantıda oluşan kuvvet nedir? Şimdi yani bizi bunu A noktasına kesmemizi istiyor soru. İki türlü çözebiliriz bu soruyu bu durumda. Ya ABC vagonlarını kullanarak çözebiliriz. Çünkü burada bir tepki var sağa doğru. Ya da ne yapabiliriz aslında baktığımızda? F30 kuvvetinin olduğu sadece lokomotifi kullanabiliriz. Bu sefer de tepki kuvveti burada sola doğru olacak. Ben şu ABC'yi kullandım. Siz de isterseniz E'yi kullanarak sadece çözüm yapabilirsiniz. Yani ABC'yi kullandığımızda önce serbest cisim diyagramına bakarsak 3 tane vagon var ve bir kuvvet var. Kuvvet bizim F, D noktasındaki kuvvet diyelim. Şu şekilde aşağıya biraz alayım şöyle. Şunlar ABC vagonları. Tabii bunların kütlelerine baktığımızda yine toplam kütlesini almamız lazım. Toplam M eşittir 8 artı 10 artı 15 sadece. Eşittir 33 çarpı 10 üzeri 3 kilogram oluyor. Ve buradan yine aynı işlemi yapacağız aslında. Toplam M V1 artı işte integral T1'den T2'ye F dt eşittir toplam M V2. Şu şekilde yine aynı işlemi yapıyoruz. Ama kütlemiz bu sefer sadece 3'ü. 33 çarpı 10 üzeri 3 V1'imiz 0 artı integral aralığı yine 0 ile 30 arasında. F dediğimiz bu sefer bakın sistem üzerine sadece FD var ve bunu bilmiyoruz. Soru bizden bunu soruyor zaten. FD eşit kaç diye soruyor soru. FD yazıyorum. DT yazıyorum. Eşittir toplam M 33 çarpı 10 üzeri 3. V2'miz de yukarıda bulduk. Artık tüm vagonlar 14,29 metre bölü saniye ile hareket ediyorlar. O yüzden bunu yazabiliriz yine. Tek bilinmeyenim FD gördüğünüz gibi. Dolayısıyla FD'yi bulabilmem mümkün. Buradan işte FD sabit zaten. Sabit bir tepki kuvveti olacak. Üzerindeki yük de sabit olduğu için. Çarpı 30 eksi 0 yine T'den eşittir. İşte yine aynı 33 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 14,29. Buradan çarptığımda da artık FD'yi ben eşittir 15.714,29 Newton bulmuşum. Bu da yani 15,7 kilonewton gelmiş. Ve pozitif geldi bu. Dolayısıyla yine sağa doğru bu da. Bizim şurada yönde unutmayalım. Yine sağa doğru pozitif verdik. O yüzden bu da sağa doğru çıktı. Şu şekilde bunu da kutu için alabiliriz. Gördüğünüz gibi bunu bulabildik buradan. Eğer burada mesela başta söylediğim gibi sadece E'yi kullansaydım ne yapacaktık? Şurada aslında şu F kısmı biraz değişecekti o durumda. Yani öncelikle kütle sadece E'nin kütlesi olacaktı. 30 alacaktık burada. Şu ikinci tarafta da aynı şekilde. Hız aynı ikinci durumdaki. Durumdaki de aynı. Ama şuradaki FD bu sefer 30 eksi FD olacaktı. Çünkü bunun sadece E'nin serbest cisim diyagramı çizerseniz sağa doğru FD var. Pardon F var 30 kilonewtonluk. Bir de sola doğru FD olacak. Oysa şurada FD yerine 30 eksi FD yazacaktık. Oradan FD'yi belirleyecektik. Tek fark o olacak aslında.